Nurdan Gözler, bu hafta mecliste olacak, başörtüsüne anayasal güvence getirecek düzenlemenin bu hafta meclis başkanlığına sevk edilmesi bekleniyor ki Adalet Bakanı Bekir Boz da geçtiğimiz hafta açıklamalarda bulunmuştu. Teklifin önümüzdeki hafta meclise sunulacağını söylemişti. CHP, İYİ Parti ve HDP bu teklife sıcak bakmıyor. Bu noktada daha önce AK Parti'nin kurmayları grup başkan vekillerine, partinin grup başkan vekillerine söz konusu düzenlemenin teklif metnini, taslak metnini paylaşmışlardı. CHP, İYİ Parti ve HDP bu anayasa değişikliğine sıcak bakmıyor. Önümüzdeki hafta işaret edilmişti. Yani bu hafta bu teklifin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor ki çarşamba günü AK Parti'nin grup toplantısı var. Grup toplantısının ardından bu teklifin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Peki nasıl bir düzenleme olacak? Anayasanın 24. maddesinde bir değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Zira anayasanın 24. maddesine din ve vicdan hürriyetini düzenleyen anayasanın 24. maddesinde bir düzenleme olacak. Hem başı açık hem de başı örtülü kadınların bu özgürlükleri anayasal güvence altına alınmış olacak ve özel alan kavramı geliyor. Yani başı örtülü kadınların özel sektörde de rahat bir şekilde çalışabilmelerinin önü açılacak. Sadece kamuda bu özgürlük tanınmayacak. Özel sektörde de bunun kolaylaştırılması noktasında bir değişiklik söz konusu olacak. 41. maddede de bir düzenleme söz konusu olacak. 41. maddenin birinci fıkrasında eşler ibaresi vardı. Eşler ibaresinin yerine kadın erkek ibaresi de gelmiş olacak. Anayasa değişiklik teklif metni, AK Parti'nin hazırladığı anayasa değişiklik teklif metninin bu hafta meclis başkanlığına sunulması bekleniyor ve ardından genel kurula gelecek. Genel kurulda da bir iki tur halinde oylama yapılması bekleniyor. 360'da bir oy alınırsa referanduma gidilecek. Eğer 400'ün üzerinde bir oy gelmesi durumunda başörtüsüne anayasal güvence getirecek düzenlemenin de mecliste kabul edilerek yasalaşması bekleniyor diyelim. Sözü yeniden İstanbul'a size bırakalım.